you take it Dansı. Merhaba Ezgi, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Biraz gerginim galiba. <laughs> ben de biraz gerginim. Uzun zamandır açılışı düşünüyoruz farkındaysan. Ya bunun üstüne gerçekten seninle oturduk. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bir şey mi yazsak, bir şey mi düşünsek? Evet, şiirler mi yazmadık giriş için. Ama e, merhaba en makul olanı galiba. E, merhaba zaten e, ulusal olarak tüm toplumlara, tüm e, <laughs> e, gruplara girerken her zaman işleyen bir. Bence. Genelde merhaba diyerek mi başlıyorsunuz? Ben merhabayı kullanıyorum genelde. Ben de selam falan kullanıyorum daha çok ama sadece ulusal dediniz. Ulusal de değil. Aynı zamanda global de buradan işte Rusya'ya kadar yolumuz var. Merhaba diyerek her yeri gezebiliriz diye tahmin ediyorum. <laughs> Neden buradayız? Bundan bahsedelim istersen. Ben Ezgi Genç. Ben Cansu Barak. E, üç Günlük Dünya Podcastlerimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Üç Günlük Dünya Podcastlerimizin konseptinden bahsedelim. E, her ayın üçünde e, dünyada, ülkemizde neler olmuş bunlarla ilgili konuşalım dedik ve bunu kayıt altına alalım dedik. Tabii biz zaten birinde neler olmuş, ikisinde neler olmuş bunları konuşuyorduk. Hep üçü size <laughs> denk geldi diyelim yani. O zaman küçük bir itirafta bulunalım. Biz ilk başta... E, ismini bulduk, deyimi bulduk evet. ve sonra bunun üstüne bir konsept oluşturduk. Evet, ona <laughs> uygun bir konsept oluşturduk. Yani işte ilerleyen zamanda ne olur bilmiyorum artık. Tükenmez herhalde konular bir şekilde. Ya şimdi şöyle, ben normalde kendi doğum günümün, işte annemin doğum günü, babamın doğum ne, günü bunların neler olmuş merak ediyorum. <laughs> o yüzden daha rahat konuşabileceğimizi düşünüyorum yani. Ya ben kendi doğum günüme çok bakmıyorum açıkçası. Çünkü biliyorsun ki benim doğum günümde olan en önemli olay benim doğmuş olmam zaten. <laughs> ama e, benim doğum günümde bir önemli olay daha var. Onu da 3 Mayıs'la alakalı olayları anlatırken biraz daha değineceğim diyorum. Ama ben biraz bugün beni güldürmen istemiyorum. Biraz hüzünlüyüm çünkü. Evet bugün geldiğimizden beri evet. gerginsin. Ben de gerginim ama sen de bir ayrı bir hüzün havası da seziyorum. Evet biraz gergoyum. Çünkü 3 Mayıs'ta konuşacağım şeyler üzerine biraz baktım. Neler var, neler yok falan. Öyle bir şey gördüm ki beni gerçekten derinden yaraladı. Biliyorsun 3 Mayıs 1481 Fatih Sultan Mehmet'in ölüm yıl dönümü. Beni zitten, yani bir o zamanki Osmanlı halkını bu kadar etkilemiştir Fatih'in ölümü, bir de beni bu kadar etkilemiştir. Neden diye sor. Neden merak ediyorum. Çünkü e, benim doğum günüm 29 Mayıs, aynı zamanda İstanbul'un fethine denk geliyor. Bu yüzden kendimle Fatih arasında çok yüksek bir bağ kuruyorum. İşte bazen rüyalarıma girer... ...işte benden tavsiyeler ister. Senden tavsiyeler istiyor. <laughs> o genelde benden tavsiyeler istiyor. Çünkü onun çağının ilerisinde bir insanın farkındaysa. <laughs> yani e, bazen ben de ondan... ...tavsiyeler istiyorum ama nadir. Yani çok denk gelmez işte. E, o yüzden işte mesela bazen saate bakarım... ...öğlen vakitlerinde 14.53 denk gelir falan. Böyle kendisiyle uhrevi bir bağımız var. O yüzden ölümü beni çok üzdü. İşte bir tık ses tonumu düşürüyorum. E, soluk kıyafetler giyiyorum falan. Böyle yani ama... Seni görüyorum pek renkli giyinmişsin. Pek seni etkilemedi galiba. Ee, şimdi söz bana geliyor galiba burada. Ama Fatih Sultan Mehmet benim en sevdiğim padişah. Bunu buradan söylemek isterim. Çünkü İstanbul'u fethetti kendisi. Bu bilgiyi <laughs> öğrendiğimden beri. Bu böyledir benim için. Yani 5 yaşınızdan beri bu... <laughs> böyle olduğunu için Aslında benim için de çok anlamlı. Siz doğdunuz. Aa, teşekkür ederim. Bundan sonra önemli İstanbul fethedildi. Vallahi. Mutluyum ya ne diyeyim bir dahaki sene senin gibi ben de öğrendiğime göre e, bu bilgi beni... Beraberce anarız diye. Beraberce analım. Yani e, benim öyle favori bir padişahım yok. Açıkçası padişahlarla öyle şey kurmuyorum. Yakından bir bağ kurmuyorum. Ama Fatih'le işte kendisi bazen işte rüya hasebiyle falan buluşuyoruz diyelim. <laughs> e, ama şöyle bir durum var. Kendisinin ölümü gerçekten ilginç geliyor bana. Kaç yaşında vefat etmişti kendisi? Kendisi 49 yaşında vefat ediyor. Yani sanıyorum öyle bir bilgi geldi bana şu. <laughs> Halbuki şey 35'inde şiir falan da yazmamış 49'unda niye erkenden gitti bilmiyorum Ama yaşı olay değil yani Olay neden öldü Yani sizce bir padişah olsanız neden ölmek istersiniz? Şimdi ben bir padişah olsam kahramanca Yani savaşarak atın sırtında <laughs> Kılıçla e, Ölmek isterdim Bence bir padişaha en çok bu yakışıyor İlla sanırım. bir kahramanlık görmek istiyorsun e, Ama Fatih bu sebeple ölmemiş Ben de böyle olsa çok vizyonlu bir hareketler Alkışlardım ama Fatih guttan ölüyor Et yeme hastalığı yani kırmızı et Kırmızı et de değil. <laughs> Kırmızı et olsa yine iyi e, balıktan ölüyor. Hiç e, az etmem biliyor musun ben balık? Ben de hiç az etmem. E, yani sürekli deniz mahsulleri tüketiyor. Çok fazla yediği için de guttan vefat ediyor yani. Bu, bu tabii bir söylenti ama bilmiyorum deniz mahsullerinin aranız nasıl? Ya şimdi annem evde balık pişirdiğini açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Yani tadım kaçar. Kokuyor da bir de. Evet piştiğinde kokuyor ama sana bir bilgi verebilirim. Ne gibi? Ya mesela balık pişirdin ondan sonra e, evde bir tarçın yakıyorsun. Hı hı. O hem kokuyu alıyor hem de e, evdeki aurayı enerjiyi yükseltir yani kötü ruhlardan temizler diyebiliriz. Keşke bunu <laughs> Fatih'in açısı da bilsemiş. bütün sarayı kokuturlar. Geçen şeyde izledim tepki kolikte <laughs> yılan balığı çok seviyormuş <laughs> Fatih Sultan Mehmet. Biraz bana şey geldi şov yani. Ya şimdi padişahlar ne olur zengin olur. Doğru. E zengin olan insanların en sevdiği yemek bizim gibi işte senin gibi hatta tost en sevdiği yemek olmaz bence. Ben olsam ben daha yer yılan balığı tercih edebilirdim. Zaten nerede var? Abidik kubidik <laughs> yemek hep öyle şeyleri tercih ediyorsunuz ama benimle dalga geçiliyor burada. Yani tadın sevdiğimiz bildiğimiz garanti olduğunu düşündüğümüz şeyleri tercih etmek yerine. Neden birleşince nasıl olduğunu bilmediğimiz iki şeyi karıştırıp yiyoruz ben bunu anlamış değilim tam olarak. E şimdi ben kendimi açıklamak isterim. Ben adaletli bir insan olduğum için Markete girdiğimizde diyorum ki Cansu buyur sen de seç bir abur cubur Gidiyorsun kremalı bisküvi Jean-Pare seçiyorsun Gerçekten hiç hoşlanmıyorum yiyemiyorum ya Siz 2-3 e, aydır bu konuyu değiniyorsunuz Alttan alta benim Jean-Pare seçmem konusu Gerçekten size baya dokunmuş Ama ben e, canpare sana çok insan olduğunu düşünüyorum Bu konuda kendimi desteğe bekliyorum yani onları Şimdi Jean-Pare severler e, Yaşça büyük insanlar O yüzden ben saygıyla önünüzde eğilip Bu konuyu kapatmak istiyorum Espriniz karşınızda <laughs> bir şey diyemedim yani. Ama hemen şeye dönelim. Fatih'e dönelim. Guttan öldü diyorum ama kesin bir bilgi değil. Çünkü bazı teoriler var. Sana o teorileri sayıyorum. Şimdi seveceğini düşünüyorum o teorileri çünkü. Ee, i̇lk teori Papa tarafından zehirlendiği teorisi. Olabilir. Olabilir. Dış mihraklar bizim tarihimizde zaten fazla bir aktör yani yer etmiş bir aktör ama çok değişik senin de daha çok seveceğini düşündüğüm bir teori daha var. Oğlu ikinci Bayezid'in zehirlediği söyleniyor. Ne diyorsun bu konakta? E şimdi bu... Üç teori arasından ben Beyazıt'ın zehirlediği teorisine daha yakınım çünkü Çeşinmedim. neden? Bir kere Fatih Sultan Mehmet veliyat olarak oğlu Cem'i ilan ediyor çünkü Cem daha macera ...perest biri, Beyazıt ise daha dindar ve sakin bir veliyat. Hatta Fatih Sultan Mehmet'e muhalif olan kesimler de Cem'in Cem değil Beyazıt'ın etrafında koğuşlanıyorlar. Onun etrafında gezen kişiler. E, hal böyle olunca bence Fatih Sultan Mehmet'i öldürmüş olabilir Beyazıt ki babası tahttan indikten sonra saraydaki portrelerini, onun yaptırdığı e, sanatsal şeyleri çıkartıyor saraydan. Ya ben e, Beyazıt'ın öldürdüğünü düşünmüyorum sizin aksinize. Çünkü Osmanlı tarihini Halid Ziya yazmıyor bildiğimiz gibi. O kadar entrikalı olmaz bence. E, bence Guttan öldü ama şöyle bir Fatih'e buradan şöyle ...öyle bir şey söylemek istiyorum. Yani o da hak ediyor öldürdüyse. Çünkü tahta çıktığında iki yaşındaki iki tane kardeşini katleden bir adamdan bahsediyoruz. Kardeş katli vaciptir diyor. Vaciptir diyor. Yani sen öyle denizden babam çıksa yerim mantığıyla o kadar şey yersen... ...sen de tahta çıkınca o da tahta babam çıksa yerim diyerek... <laughs> ...öldürmüş olabilir yani diye düşünüyorum. Ne diyorsun kardeş katli konusunda Fatih e katılıyor musun? Şimdi kardeş katli deyince açıkçası benim ilk aklıma garip bir muhabbet geliyor. Bilmiyorum biliyor musun? Hani kardeşim ikizdim, kardeşimi karnında yedim falan. Böyle diyen insanlar oluyor. Bilmiyorum bana çok garip geldi. Kardeş katli deyince de aklıma ilk o geliyor. Sanki Beyazıt da Cem'i yerdi karnında olsaydı annesinin gibi geliyor. Nereden nereye bağladın gerçekten? Hiç anlayamadım ama değişik. Bunu araştırıp geleceğim bir sonraki bölüme. Şok oldum çünkü bu örneğin karşısında. Yani olabilir. <laughs> Cem'le Bayezid arasında çekişmeli bir durum olabilir. E ama o dönemler zaten popüler bu, bu tarz şeyler. Yani işte kardeşim öldüreyim devlet bekası için, babamı öldüreyim tahta geçeyim. Yani sonuçta baktığın zaman bundan 20-30 sene sonra bu tarz söylemler radikal olmaktan çıkacak artık. Yani siyaset kötü bir şey. E o zamanlarda hükümdarlar başa geçmek için böyle şeylere başvurabilir. Halk da bunu kötü karşıladığını zannetmiyorum. Yani halk en fazla neyi kötü karşılayabilir Neden bu kadar savaşa gidiyoruz Hı. İşte vergilerden dolayı O yüzden Fatih Sultan Mehmet de e, Sevilen bir karakter Yani o zaman sevilmeyen bir karaktermiş Fazla fetihler yaptığı için Halkı işte paradaki gümüş değerini azaltıyor galiba Senin de dediğin gibi yani Siyaset kötü bir şey O yüzden olağan bir, bir durum Ya zaten bundan 20 30 sene sonra eee doğuyor biliyorsunuz 3 Mayıs 1469 buradan buna bağlayalım böyle <laughs> çok bir güzel var. bağladım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ki yani devlet için aslında devlet için de değil yani değişik bir mekanizma. Her şey mübahtır diyor. Amaç aracı haklı kılar diyor. Bu tarz görüşleri var. Normalde baktığın zaman o dönem için çok e, radikal görüşler ama biz de hani en başta önyargıyla yaklaştık biliyorsun Machiavelli'nin bu görüşlerine. Sonradan mantıklı geldi mi sana? Şimdi amaç aracı haklı kılar. Bunu ben Makyavelinin söylediğini bilmiyordum. Öncesinde Instagram'da veya sosyal medyada gezinirken karşıma çıktı ve gerçekten ahlaksız geldi bu cümle bana. Hı hı. Ama sonrasında Makyaveliyi araştırdıkça veya onun kitabını Prens'i e okuduktan sonra kendisi siyaset felsefesinin başlangıcını sağlayan kişi. O yüzden amaç aracı haklı kılabilir. <laughs> ben senin neden o yargılı olduğunu biliyorum. Söyleyeyim mi? Lütfen merak ediyorum. Çünkü bak bizim gibi siyasetle ilgilenen ya da atıyorum entelektüel olma çabasında <laughs> gençler ilk olarak Platon'un devletine sarılırlar. Doğru mu? Evet ben de öyleyim. <laughs> ben de ilk onu okudum. Sonrasında işte ben siyasetle ilgileniyorum. İşte ben entelektüelim havalarına girince oradaki filozof kralı benimsiyorsun. Çünkü sanki Sokrates değil de senin fikrinmiş gibi. Hı. İşte kral erdemli olmalı. Ondan sonra kral ahlaklı olmalı gibi bazı fikirleri kanıksıyorsun ister istemez. Çünkü uzun uzadı anlatıyor Sokrates, bayağı sıkıcı bir kitap. Ee, sonrasında işte böyle bir şey görünce, özellikle çok sert söylemleri var Machiavelli'nin... işte prens acımasız olsun, ahlaksız olsun, yeri geldiğinde kaba kuvvet kullansın gibi söylemleri var baktığın zaman. Hı -hı. Bunları görünce insan bir diyor ki yani ben böyle bir şey okumadım, <laughs> doğrusu bu değil. Ee, o yüzden bence ön yargılı olduğunu düşünüyorum ama Prens'i okuduktan sonra bende bazı şeyler değişti yani. Doğru mu söylüyor bu adam diye düşünmeye başladım. Ya bence Machiavelli'yi anlamak için ilk başta hangi dönemde yaşadığı ya da nasıl bir durumda olduğunu bilmek lazım. Hı hı. Şimdi Machiavelli yaşadığı zamanlarda İtalya'da Medici ailesi ön planda olan aile, hükümet olan. Ve sonra o aile devriliyor yerine yeni hükümet geldiğinde de Machiavelli bu hükümete çalışmaya başlıyor. Medici ailesi yeniden güç kazanıyor ve bu sefer de Machiavelli sürgün ediliyor. Çünkü eski hükümete... ...çalışmış biri. E, tabii İtalya'da... ...bölük pörçük bir durumda. Pisa'da... ...ayrı bir yönetim var. İşte Venedik'te... ...ayrı bir yönetim var. Zaman zaman Papa'nın... ...işte dindar hükümeti baskın geliyor. E, de oturuyor. Prense... ...öğüt niteliğinde, tarih okumaları niteliğinde... ...prensi yazıyor... Çok şey bir hareket. Prens kale alıyor mu böyle bir şeyi? Yani? Almıyor. Lorenzo. Ben olsam ben de almazdım bu arada. Okumamasını çok normal buldum. Çok sıkıcı bir kitap çünkü. Yani. Çok haklısın bu arada. Çok sıkıcı bir kitap. Koskoca prens, İtalyan prensi bunu mu okuyacak diye düşünüyorum. Ama bazı yerler var aşırı ilgimi çekti. Mesela şey diyor. Prens dindar olmamalı, dindar görünmeli diyor. Yani halkın aslında onu dindar görmesi yetiyor. ...siyasetin devam edebilmesi için. Ya Machiavelli aslında bence halkı anlayabilmiş... ...yani insanoğlunun aslında doğuştan nasıl fikirleri olduğu... ...bazı e, olaylara nasıl bakış açısında bulunduğunu bilen biri. E, şimdi halk hükümdarın sözlerini, onun fikirlerini duyumsayarak veya özümseyerek anlamıyor. Görerek anlayan kişiler. O yüzden kişiler, biz yani biz öyleyiz. <laughs> e, böyle bir durumda da Machiavelli dindar görünmeyi ön planda tutan... ...bunun daha doğru olduğunu söyleyen kişi. O yüzden bence yanlış değil. Yani evet bu arada şey var mesela halk görerek anlıyor diyoruz ya bende de şöyle bir durum var bir kişinin fikirlerini doğru bulabilmem için şu gerekiyor. Çok havalı bir sözünün olması yeter <laughs> Mesela diyelim ki işte biri çok havalı bir laf etti. Siyasetle alakalı olsun. Atıyorum yemekle alakalı olsun. Onu yaptığı her yemeği yiyebiliyorum mesela. Öyle. Her konuda güveniyorum <laughs> ona. Bunun üstüne çalışacağım bu arada eğer öyleyse. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Sizin de çok havalı sözleriniz var. <laughs> ee, Şeyde de Machiavelli'de de bana, beni en çok etkileyen cümle şu oldu kitapta. Diyor ki siyasetin olmadığı yerde peygamberler doğar. <laughs> mesela siyaset okumacıları da bunu işte Hitler olarak yorumluyor mesela. O yüzden Machiavelli'nin çoğu söyle dedi doğru geliyor bana. Bu arada kendisiyle yakınen, Onunla da bir bağlantım var. Aa çok merak ediyorum. Lütfen paylaşın. Herkesle, bugün konuşacağımız herkesle yakın en bir bağlantım var. Biliyorsun bir şarkı vardır Ali Desidero diye. Ne, 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 ne. <laughs> Ali Desidero. Aynen o şarkı. E o şarkıda işte Ali Destero soyadı diye düşünüyorum. Emin değilim. İnşallah öyledir. Ve bir kız karşılıklı bakışırlar. işte Ali Clark çeker falan kıza. Sonra kız bir yüz vermez, iki yüz vermez. Sonrasında işte Oğlanı sınamaya kalkar. Ona iki tane isim verir ki bakalım çocuk entelektüel mi yani konuşmaya değer mi? İlk verdiği isim Luther. Bunu herkes bilir. Bunu herkes biliyor. Luther'i yani devrimci olarak zaten kendini benimsemiş herkes Luther'i az buçuk biliyor. Fakat ikinci verdiği isim Machiavelli'dir. Bu yüzden ben de her zaman Machiavelli'yi araştırmam gerektiğini işte Ali Destero'daki entelektüel kız olarak onu idol olarak aldığım için e, ...Machiavelli'yi okumam gerektiğini düşünmüşümdür. Bu yüzden bunu okuduğum için de kendimde gurur duyuyorum bu podcast e, için. <laughs> Peki Machiavelli neden sadece siyaset felsefesini etkilemeyen biri değil? Evet, evet. E, aynı zamanda psikolojide de etkileri olan biri. Hı hı. E, Machiavellizm deyince aklına ne geliyor psikolojide? Machiavellizm deyince aklıma ya yani onun çizdiği prens'e dayanarak söylüyorum. Böyle daha acımasız daha bencil, aslında soğukkanlı, belki de insanlarla iletişimi eksik olan ya da onlarla empati yapamayan tipler geliyor. Gerçekten de öyle, doğru <laughs> bir tespit. Psikopati ve narsizmden sonra makyavelizm gelir psikolojide ve makyavelizm kişilik bozukluğu mu diyelim? Kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar kendi amacı için ...veya işte kendi yapmak istediği bir durum için... ...elinden gelen her şeyi yapabilir. Yani bencil kişilerdir. Hiçbir şeyi tanımazlar. Böyle kişiler tanınır mı Cansu? Göndermelerine beni alet etme lütfen Ezgi'ciğim. <laughs> Hiç hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Böyle kişiler... O zaman şey diyebilir miyiz? Hepimiz birer ikişer... ...belki üçer dörder... ...Machiavelli tanımışızdır. <laughs> tanımışızdır. diyebilir miyiz? E, Machiavelli'nin... E, bir kısımlarını seviyorum baş kısımlarını. Ama sevmediğim son kitabın son kısımlarına doğru sevmediğim bazı yerler var. Bilmiyorum seni e, ne kadar etkiledi ya da seni ne kadar rahatsız etti ama oldu mu hiç böyle gözüne çarpan yerler? Ya Machiavelli'yi okurken birkaç noktada ben de rahatsız oldum. Hı hı. Bunlardan biri kadınsı hükümler. Yani Machiavelli zaten prensi yazarken işte hükümler böyle mi olmalı, şöyle mi olmalı? kadın hükümdar olmamalı diyor. <laughs> ve aynı zamanda kendisi çok kaderci de bir insan. Kaderi de kadına, dişiye benzetiyor ve aldatıcı olduğunu düşünüyor. <laughs> Bu iki nokta beni rahatsız etti. Ya zaten ben Machiavelli'ye yeterli cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Burada iki tane kadın oturarak onun siyaset felsefesini <laughs> konuşuyoruz. Ve Ali Desterodaki kız tabii ki. Üçümüz. Ona değer veren tek üç insan olarak... <laughs> Ee, ama şey bence sadece onun fikirleri de değil yani şimdi de böyle bundan bin sene önce de asırlar önce de böyle olmuş hatta bir tane şey okumuştum hükümdar Hatshepsut diye bir hükümdar çok yaşanıyorum <gülüyor> <gülüyor> beraber ee, o hükümdar mesela o kadar iyi bir kadın hükümdar ki bütün heykellerine sakallı tasvir ediliyor yani o kadar iyiydi ki artık sakalları çıkardı kadın olmaktan vazgeçerdi gibi o yüzden yani bilmiyorum şey yapmıyorum hiç garip gelmiyor bana Machiavelli döneminde de işte asırlar öncesinde de şu anda kadın siyaset siyasette yerinin bu kadar az olması. Çünkü zaten biliyoruz yani Avrupa'dan bahsediyoruz. 15. yüzyıla 18. yüzyıl arasında baktığımız zaman binlerce insan sadece kadın olduğu için belki de ben böyle yorumluyorum. Yakılmış yani sen daha iyi biliyorsun. Şimdi 350 yıl boyunca evet Avrupa'da gerçekten katliam diyebileceğimiz çok enteresan bir dönem gerçekleşiyor. Cadı avı. Bundan bahsedelim nasıl çıktı? Ee, Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik. Fatih Sultan Mehmet Batı Roma İmparatorluğu'nu yıkmıştı. Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca da Avrupa'da kaos ortamı yaygın oldu. E Papa'da, kilisede bundan yararlanıp dindar bir hükümete baskın kılmaya başladı. Dindar hükümet yani Hristiyanlık belirtilerine göre onların oradaki hukuka göre yönetilen bir Avrupa var. E, Hristiyanlıkta da kadının nefsinin zayıf olduğu ve şeytan tarafından kolayca kandırılabileceği düşünülüyor. O yüzden de e, birçok kadın iftiraya uğrayıp cadı diye e, yakılıp idam edilmiş o zamanlarda. Peki cadı deyince senin aklına nasıl biri canlanıyor? Biraz bahseder misin? ya cadı deyince aslında gördüklerimden de baktığım zaman yani böyle yaşlı kamburu çıkmış işte çirkin tabiri caizse artık neye göre bilmiyorum böyle burnu büyük olur beni var burnumda siyah bir beni var evet kesinlikle ondan sonra siyah bir şapka mora yakın böyle ama eskimiş işte süpürgesi var. Böyle yaşlı bir kadın canlanıyor benim gözümde ama bilmiyorum mesela erkek olanı var mı? Şöyle dönemin başlarında senin de tasvir ettiğin gibi e, yalnız yaşayan köyde, kırsalda yaşayan kadınlar daha çok idam edilirken sonra bu durum e, modernleşip işte daha kente kayıyor. Nadir de olsa erkekler de cadı ihtamıyla suçlanıyorlar. Şimdi ne, neyle suçlanıyorlar? Bunlar tarçın mı yakıyor? aura'yı <laughs> yükseltiyor değil mi? Bundan bahsediyoruz. E, ben... <laughs> Eyvah. Cadılar şöyle küçük bir buzul çağı yaşanıyor Avrupa'da hı hı. ve asla kimse kıtlık yaşanıyor işte ekinlerini ekemiyorlar. Bunu da cadılara suçluyorlar hava büyüsü yaptı diye. Ya da biliyorsun veba salgını var Avrupa'da. E, herkes işte buna bir çare bulmaya çalışıyor. Alternatif tıp koca karı ilaçları dediğimiz. Bunları da daha çok kadınlar yapar. Kadınlarda veba salgınının başlattığını düşünülüyor. Onun tedavisini yaptıkları zaman da büyü yaptığı düşünülüyor. O yüzden bir şekilde suçlanıp e, katliam oluyor, gerçekleşiyor. Şey dedim peki mesela onu sormak istiyorum. En başında dedin ya hani en başlarda yaşlı ve e, böyle... ...çirkin kadınlar ama sonrasında daha değişik insanlar da katlediliyordu. O döneme bakıyorum şimdi aslında aydınlanma çağı Avrupa için. Yani baktığın zaman giderek azalması gerekiyor. Hı hı. Ama işte sen e, sanırım giderek arttığını söylüyorsun. Daha değişik insanların katledildiğini söyleyerek. Neden böyle oluyor? Karanlık Orta Çağ deniyor, sen de biliyorsun. Hı. Tabii bu Karanlık Orta Çağ'da reform ve rönesans da gerçekleşiyor. Ama 350 yıl süreç boyunca anlattığım gibi giderek artan dedik. Peki neden? Ee, Kuzey Almanya'da Martin Luther'den bahsettik, Alides Tero'da. <laughs> Martin Luther protesto et, etmek amaçlı Katolik Kilisesi'ne karşı Protestanlık mezhebini kuruyor. E tabi da durur mu diyoruz. <laughs> e, gidiyor kendi gücünü daha da güçlendirmek için cadı avlarını fazlalaştırıyor. E, ve protestanlığın daha sık olduğu yerlerde katliamlarda daha fazla görülüyor o yüzden. Peki hani protestanlık ve katoliklerle alakalı bir şey mi yoksa mesela Hristiyanlığın her yerde yaygın olduğu her yerde mi var yoksa böyle spesifik ülkeler var mı yaygın olduğu? Avrupa'dan bahsediyoruz hani Hı. daha çok evet dünyanın başka yerlerinde de Hristiyanlık yaygın ama Roma hukukundan kaynaklandığı düşünülüyor. Yani Roma hukukunun fazla olduğu yerlerde cadı da daha fazla. Hı, anladım. Peki şey 3 Mayıs bilgisi vermiyoruz uzun zamandır. Hemen evet. söyleyelim. 3 Mayıs 1979 Margaret Thatcher İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu. Evet bunu gördüm akışta araştırayım dedim falan böyle. Zannediyorum ki hani ilk kadın başbakan böyle çok sevilir. Çünkü bizde de biliyorsun ilk kadın başbakanımız. <laughs> çok sevildiği için dedim ki orada da hani belki çok sevilir ya da feminist bir ayaklanma olarak görülür falan ama Twitter'a bir girdim. Tüm böyle feminist hesaplar, mor hesaplar hepsi nefret ediyor. Ölümünü kutluyorlar falan. Neden böyle olduğunu yorumlayamadım çok fazla açıkçası. Ya Margaret Thatcher'da bana garip gelen çok nokta var. O da bunlardan birisi. Çünkü kendisi feminist bir sembol olarak gözüküyor ama sevilmeyen biri. Aynı zamanda da muhafazakar parti çıkışlı bir kadın. Yani aslında kabineye bir kadın figürü olsun diye konulup sonrasında başbakan olmuş. Demirleydi lakabıyla. Neden öyle diyor? salmış biri. Çünkü despot ve kendi kararlarından çok dönmeyen bir kadınmış. E, hatta onu sevmeyenler aslında bu ünvanı kullanıyor. Haliyle de kendi liberal ekonomiler benimsediği için halkı ikiye bölüyor. Yani onu ya çok sevenler var ya çok sevmeyenler var. 2013'te kendisi vefat ediyor. O günde dışarı çıkıp şen şakrak oynayanlar var. İşte halay çekenler mi? <laughs> artık onu halay çekmiyor bilmiyorum ne ne sanmıyorum halay çektiklerini. <laughs> ee, onun dışında da gidip üzülüp ağlayıp onun evin önüne çiçek koyanlar da oluyor yani halkı kutuplaştırmış biri. şey mi belki mesela liberal bir ekonomi benim söylediğin şey ya aslında sosyalizmle feminizm biraz daha paralel ilerleyen şeyler ya. Hı hı. Bu yüzden mi aslında belki sevilmiyor? Çok evet fazla. E, sosyalist hareket de zaten feminist harekete benzer e, bir ideoloji. Hı hı. E, çünkü ikisi de toplumsal sınıf ayrılığında işte e, toplumları, ayrıcalıklı sınıfları kötüleyen mi deriz? Deriz. <laughs> o yüzden sevmiyordu sevmiyor da olabilirler. Bence bir de şöyle bir durum da var. Yani sadece bu 1979 için de geçerli değil. Cadılar için de geçerli değil. Yani kadının olduğu her yerde feminist ve anti feminist hareketler her zaman olmuş. Çünkü kadın figürü ya bir itaati isim geliyor ya da bir başkaldırı isim geliyor. Bence böyle radikal varlıklarız <laughs> diye tahmin ediyorum. Mesela şey ben burada en sevdiğim hikayelerden biridir. İlk kadın deyince aklına kim geliyor? Havva hava geliyor ama e, Hristiyan inancına göre ilk kadın hava değil Lilith. Bilmiyorum hikayesini duydun mu? Bilmiyorum mitolojik bir karakter değil anladım. Kadını. Mitolojik bir karakter değil insan. Adem gibi, Havva gibi bir insan. Ama çok güzel bir hikayesi var. Tanrı ilk olarak Lilith'i yaratıyor Hristiyan inancına göre, Adem'den de önce. Sonrasında işte Adem'i yaratıyor ve ikisi de aynı topraktan, aynı çamurdan oluyorlar. E i̇şte beraber aşık oluyorlar, bir ilişki içerisine giriyorlar. E ama şöyle bir problem var, bu ilişkide ikisi de bağımsız birer birey. Aslında pek de problem olmaması gereken. Sanki normal olan o gibi gözüküyor. Evet, günümüz ilişkiler için normal ama dünyada iki tane insan olduğunu varsayarsak çok normal görünmüyor. E Tabii Adem pek kaldıramıyor bu durumu, yani Lilith'ten itaat bekliyor. E, ama Lilith de gerçek bir queen yani asla itaat etmiyor e, ve sonrasında dayanamayarak işte bu toksik ilişkiye Ademi e, terk ediyor. E, sonrasında Adem gidiyor Tanrı'ya yalvarıyor diyor ki Lilith ne olur geri dönsün <laughs> Gibisinden bazı yalvarmaları oluyor. Tanrı da Lilith'e şöyle bir şart koşuyor diyor ki ya Ademe geri dönersin başkaldırını fesedip ya da ben diyor senin her gün yüz çocuğunu öldürürüm bu yüz çocukta kim Lilith'in yasak aşkı şeytandan olan yüz tane iblis yani yüzer artık milyonlar belki Lilith bad boy mu seviyor diyebiliriz <laughs> evet yani olabilir Lilith'i de bir noktada anlıyorum sıfır'daki bir şeytandan bahsediyorsak yani o dizideki o karakterse ben de Adem'e bilmiyorum Adem'i tercih etmeyebilirdim <laughs> yani olabilir bilmiyorum kendi tercih ediyorum <laughs> Lilith sonrasında tabii şey yapıyor. Sen dön dönmesini beklerdim ben açıkçası. Hikayeyi ilk dinlediğimde. Bilmiyorum sen ne yapardın? Ben dönerdim. Yani çocuklarım dönmesini istemezdim. Yani ama demek ki biz gerçek bir queen olamıyoruz hiçbir zaman. Lilith dönmüyor. Nuh diyor peygamber dönmüyor. <laughs> evet. Dönmüyor ve her gün üst çocuğunun ölmesini izliyor. O sırada hava yaratılıyor. Adem için yaratılıyor. Adem'in kaburga kemiğinden yaratılıyor. Tanrı ikinci bir isyanı kadınlar tarafından istemediği için onu çamurdan yaratmıyor. Adem için yaratıldığı belli olsun diye kaburga kemiğinden yaratılıyor. Böyle ikinci cins olarak damgalanıyoruz Hristiyanlık inancında. Bu yüzden ben bu şeyin yani kodlarımıza kazınmış olduğunu düşünüyorum zaten. Teşekkür ediyorum Ne hikayeyi. Afiyet olsun. <laughs> ne demek ne demek. Bir tane daha üç mayıs bilgisi verelim mi? Hemen verelim. 3 Mayıs 1993 Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Hı hı. Ya ben baktım yine araştırdım ee, hani ne olmuş da Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan edilmiş bir olay mı var falan diye. Ama yok yani Birleşmiş Milletler'in canı sıkılmış ee, o yüzden herhalde Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan etmişler. Biz de gazeteci sayılırız diye düşünüyorum artık o yüzden. Biz gazeteciyiz zaten de artık o... radyo televizyonu <laughs> unutmuşum ben ona, özür dilerim. <laughs> O yüzden dedim ki acaba kendi ülkemizdeki basın özgürlüğünden belki bahsederiz ve bu şekilde bu konuyu bitiririz diye düşünüyorum. Ee, ben de dünya basını çok takip etmiyorum açıkçası ama e, Türkiye'deki basın özgürlüğünden bahsetmek e, istersek... E... Ee, ben diyorum ki uzun zaman girişe çalıştık, e, çıkışa da çalıştık, bulamadık, e, Hı -hı. bir sürü şey yaptık falan ama en klasiğinden gidelim. Gidelim yani aslında düşündük bir hoşça kal mı olur artık en klasiği görüşürüz Merhaba mu? ile başladık. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> ile başladık. Hoşça kal mı bitirilir bilmiyorum ama benim en bildiğim klasik artık böyle küçükken de hikayelerden duyduğumuz bizimkiler anlatırken kullanılan meda kapanışıdır yani. Evet. Öyle öyle bitirelim mi ne dersin? Bitirelim. O zaman buyurun. İsim isme, cisim cisme, sem semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer demişler. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her Hoş ne kadar sürçülisan ettikse affola. <laughs>